Cihazınızın tozdan ve parmak izinden iyice arındığından emin ol. Her ürün ön ve arka yüzey parçası olmak üzere uygulamada kullanacağınız mikrofiber bez ile birlikte gelmektedir. iPhone 7 ve 7 Plus için uygulama prosedürü tamamen aynıdır. Ürünü 3M kağıttan ayırın ve gösterilen şekilde tekrar yapıştırın. Hoparlör deliklerinin düzgünce hizalandığına emin olduktan sonra yapıştırdığınız yüzeye baskı uygulayın. Cihazın arka yüzeyine yatay hareketlerle ürünü yapıştırmaya devam edin. Sonra 3M kağıdı üründen ayırın ve gösterilen şekilde tekrar yerleştirin. Kamera ve flaşı engellemeyecek şekilde ürünü hizalayın. Kameranın altından başlayarak soldan sağa yatay hareketlerle yapıştırma işlemine devam edin. 3M kağıdı gösterilen şekilde çıkarın. Ürünün tüm arka yüzeyine baskı uygulayın. Bu aşamada fön makinesini kullanmanız gerekmektedir. Bu işlem için yalnızca gösterilen kısmı kaldırın ve 3M kağıdı yerleştirin. Bu bölgeyi 5-10 saniye kadar ısıtın. Isıtma işlemi, ürünün yumuşayarak kamera kısmının şeklini almasını ve iyice yapışmasını sağlayacaktır. Kameranın etrafını parmağınızla sıkıca bastırın. Tamamlandığında kamera bu şekilde görünmelidir. Şimdi sıra üst kapakçıkta. Üst kapakçığı ısıtın. Ortadan kenarlara doğru sıkıca kaplayın. Aynı işlemi fön makinesi yardımıyla alt kısma da uygulayın. Sırada yan kapakçıklar var. Önce sağ taraftan başlayalım. Kapakçığı 5-10 saniye ısıtın. Cihazı ortadan kenarlara doğru sıkıca kaplayın. Bu işlemi yaparken ses düğmelerine özen gösterin. Aynı işlemi sol kapakçıkta da uygulayın. Kulakçıklara geçmeden önce cihazın tüm köşelerinin iyice yapışması için tekrar ısıtıp baskı uygulayın. Artık kulakçıkları ısıtmaya başlayabilirsiniz. Yumuşayan kulakçıkları parmağınız yardımıyla hassas bir şekilde köşelerin üzerine gelmemesine özen göstererek yapıştırın. Bu işlemin sonunda hava kabarcıklarını gidermek için kulakçıkları tekrar ısıtıp bölgeyi mikrofiber bez ile ovalayın. Eğer ürün hala istediğiniz gibi yapışmadıysa birkaç saniye soğumasını bekleyin. Kulakçığı yarısına kadar ayırın ve tekrar deneyin. Ön yüzeye geçmeden önceki son adımda mikrofiber bez yardımıyla tüm kenarları 10-15 defa ovalayın. Sürtünme sayesinde sert kenarlar yumuşar ve ürün kusursuzca cihazın şeklini alır. Şimdi ön yüzeye geçebiliriz. Ürünü 3M kağıttan ayırın. Gösterilen şekilde tekrar yapıştırın. Ürünü ana ekran düğmesinin etrafına düzgünce hizalayın. Telefonu ters çevirin. 3M kağıdı üründen ayırın ve gösterilen şekilde tekrar yerleştirin. Ön kamera etrafına düzgünce hizalayın. Yapışan bölgeye baskı uygulayın. 3M kağıdı tamamen çıkarın ve ekranla dahil olmak üzere tüm yüzeye baskı uygulayın. Herhangi bir kenardan başlayarak cihazın yan kısımlarını ısıtın ve mikrofiber bez yardımıyla sıkıca bastırın. Ekran kısmını önceden kesilmiş, işaretli yerden ayırın. Ürünün uzun süreli kullanımı için kenarlarını ve çerçeveyi ısıtıp
son bir kez mikrofiber bez ile üzerinden geçmeniz önem taşımaktadır.